Devam ediyoruz. Memleket meselesine kaldığımız yerden gazeteci Ceyhun Bozkurt'u yarıda bölmüştük. Buyurun Ceyhun Bey, devam edin. Epey başka gelişmeler de var, onlara değineceğiz ama. Şimdi Mesut Hocam'ın az önce girdiği konuyla da bağlantılı olarak, hani HDP boyutunu söylediniz ya, HDP zaten bu masa HDP var olması için de kuruldu. Yani HDP olmazsa olmaz, en başından itibaren masada var zaten. Şöyle var, taleplerle var. Yani Sayın Akşener demişti ya, hani biz tamam CHP görüşebilir ama biz taleplerini kabul etmeyiz demişti. Şimdi az önce şeyi konuştuk zaten, CHP'nin görüşmesi demek. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi demek bir kere altılı masanın görüşmesi demek. Ortak aday olarak açıkladılar. Evet. Yani bağımsız bir görüşme yapamaz. Gidip arkadaş ziyareti değil bu. Yani sonuçta o bir şekilde bu siyaseten bir görüşme yapacağı üzere altılı masanın adayı. Artı talepler zaten en başından var. Az önce yine konuşuldu. Özellik talebi en başından beri söyleniyor ki Sayın Kılıçdaroğlu daha geçmişte, daha geriye giderek işte CHP kurultayında ne dedi? Avrupa yerel yönetimler özellik şartını getireceğim dedi. Hiçbir şekilde o çekinceleri kaldıracak. Nedir? İdari özellik, mali özellik gibi belli maddelerine Türkiye çekince koymuştu ki birçok ülke çekince koydu bu şarta. Ondan sonra Türkiye de bunlardan biri. Bunu kaldıracağını söylemişti. Artı kayyum meselesi, KHK'lar boyutu üzerinden, ondan sonra FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle müzahir kişilerin tekrar devlete sokulması meselesi, ondan sonra eğitim konusu, terörle mücadele. Mesela bakın, ortak politikalar mutabakat metninde bir madde var. İşte Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi gibi yapılara atıf yapılarak, evet, terörle mücadelede, bunların bilgi ve belgesine göre... Evet, terörle mücadelemizde takip edeceğimiz ilkeler Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu kararları çerçevesinde olacak. Bu ne demektir? Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin terörle mücadelesine bakışı açık. Bakışı. Avrupa Parlamentosu PYD, YPG'yi terör örgütü olarak görmüyor. FETÖ'yü terör örgütü olarak görmüyor. Şimdi bunu... Dolaylı yoldan aslında ikrar ediyorlar. Burada da HDP ile ortaklaşma var. Şimdi burada çok demokratik ve batılı bir söylenmiş gibi ön plana çıkan bir... konusu var. FETÖ ile beraber PKK'yı hepsi ele alan. Ondan sonra şimdi bu mesele, bu nedenle HDP'nin talepleri zaten masada. Sayın Akşener'in şöyle mi, belki hadi çok masumane yaklaşalım, belki gönlünden geçeni söylüyor ama şey anlamda, gerçek anlamda, gerçek dışı diyeyim daha doğrusu, uygulanabilirliği olmayan bir şey. Yani en CHP görüşebilir neden demesi mi? Yani kendi kararları demesinden bahsediyor. O biraz kendi tabanına yönelik taktiksel bir açı. Aslında İP en başından beri bunu yapıyor. Bir iki isim çıkıyor. İşte milliyetçi, ülkücü kanat olarak tanımladıkları bir iki isim çıkıyor. Belli açıklamalar yapıyor HDP. Ama HDP ile yerel yönetim seçimlerinde ittifak yaptıklarını artık dünya alem duydu. Ki HDP'liler meclis kürsüsünden onların ifadesiyle söylüyorum. Fatma Kurtulan'ın açıklaması. Tekrar tekrar hatırlatmakta fayda var. Selahattin Demirtaş son mektupta özellikle onun altını çizdi. Fatma Kurtulan döndü ip sıralarına, meclis genel kurulunda kürsüde ne dedi? Tırnak içi, o koltuklarda bizim HDP'ye ve PKK'ye gönül verenlerin oylarıyla oturuyorsunuz dedi. İp sesini çıkartabildi mi? Çıkartamadı. Şimdi bu nedenle HDP en başından beri var ama HDP bu işi yönetmiyor. Bu işin en üst aklını şimdi ortaya koymak lazım. O da Mesut Hocam'ın aslında vurguladığı noktadır. Bu işin dış boyutu. Bu planı yapan kim? Az önce konuşuldu. Biden üzerinden aslında bir Amerikan planından bahsediyoruz. Zaten seçimlerde de iki çizgiyi oynuyoruz. İki tane çizgi var. Kendi ağzıyla da ifade etti Biden. Adaylığı sürecinde Türkiye'deki muhalefete destek vermediğiniz zaman. Açık açık söyledi. İki çizgine Ankara çizgisini izleyen yapılar, ittifaklar, partiler. Washington-Brüksel hattını izleyen ittifaklar, yapılar ve partiler. Şimdi Ankara çizgisinde açık açık şunu görüyoruz. Cumhur İttifakı'nı görüyoruz. İşte DSP'yi görüyoruz. Vatan Partisi'ni görüyoruz. Yani eleştirilerini Ankara'ya ayaklarını basarak yapan partileri görüyoruz. Ama bir taraftan da bu bölgeyi dizayn etmek, küresel mücadelede Türkiye'yi boyunduruk altına almak isteyen yapılar var. Ve bunun için ihtiyaç duydukları ne? Türkiye'de siyaseti, eğer Türkiye'yi kullanmak istiyorlarsa siyaseti kontrol etmek istedikleri bir durum var. 15 Temmuz saldırısı da bu yüzden yapıldı. Tam kontrol altına almak istediler Türkiye'yi. Burada başarılı olamayınca bu sefer işte Biden'ın söylediği muhalefetle dizayn. Şimdi Obama döneminden farksız. Ondan sonra Obama döneminde de aslında bu yapılmaya çalışılmıştı. Türkiye direnmişti. Sayın Cumhurbaşkanı direnmişti. Bakın az önce koalisyonları konuştuk.
Şimdi bakıldığı zaman aslında çok dışa yansımadı ama Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti'nin kuruluşundan itibaren içeride hep mücadele etti. Dikkat edin. Amerika hiçbir zaman Sayın Cumhurbaşkanı'na onay vermedi. Bir içeride koalisyon vardı. O koalisyon dağıldıkça Sayın Cumhurbaşkanı'nın eli güçlendi ve bağımsız Türkiye adımları da hızlandı. Dikkat edin. Libya çıkışını hatırlayın Sayın Cumhurbaşkanı'nın. NATO'nun ne işi var dedi Libya'da. Ama deyim yerindeyse sırtından vuruldu Sayın Cumhurbaşkanı. O zaman başbakan. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı o arınmayı yaşadıkça, o mücadeleyi verdikçe, kazandıkça AK Parti içinde de dahil olmak üzere. Bir taraftan AK Parti'yi arındırdı. İkincisi bunu görenler Sayın Cumhurbaşkanı ta 2007-2008'den itibaren hedefe oturtmuşlardı aslında. Bunu görenler ta o tarihten itibaren dizayna başladılar. Üstadımdı galiba. Cumhuriyet Halk Partisi'nde operasyon bu yüzden yapıldı. Çünkü CHP üzerinde Sayın Baykal, merhum Baykal bir şekilde çok sert eleştirileri vardı. Katılırız, katılmayız belli bir şey vardı ama devlet politikalarında, milli politikalarda devletin arkasında dururdu. Milli politikalara en azından destek verirdi. En CHP'yi dizayn örnek bunun için yapıldı. Bakın bir cümleyle toparlayayım. Hükümeti eleştirmeyiz lafı. Tabii. Yani devlet aynen. Başkanı ya One Minute çıkışında grup toplantısında Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanına kimse saygısızlık yapamaz ifadesini kullandı. Evet, Cumhuriyet yani daha farklı grubunda. Bir duruşu var bugünkü yönetimden deniz. Şimdi bu yüzden CHP'yi dizayn ettiler. CHP kapatılmalıdır diyen 10 Aralık hareketi CHP'ye sızdırıldı. Ve CHP'de ciddi bir güç haline getirildi ki bu 10 Aralık hareketi Ünal Çeviköz'den farklı düşünen bir yapı değildir. Batı'ya deyim yerindeyse teslimiyet çizgisidir. Ondan sonra o eski ilişkiler ağını tekrar harekete geçirmek isteyen bir yapıdır. İkincisi işte Amerika bunu gördüğü zaman kendi hedefine gitmesi için ülkeyi ve bölgeyi dizayn etmek istediği için ne dedi? Ben bunun araçlarını oluşturmam lazım. İşte CHP'yi dizayn etmeye başladı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun o helalleşme, hesaplaşma açıklamasında ne diyordu? Ben önce diyor CHP ile mücadele ettim diyor. İçeride bir dizayn yaptı. Ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun TESEV kurucusu olduğunu unutmamak lazım. Yani, ne olduğunu unutmamak TESEV lazım. TESEV kurucusu olduğunu unutmamak. TESEV kurucusu. Tabii. Ne? Yani şimdi bakıldığı zaman TESEV'in içinde daha sonra Türkiye'nin milli politikalarını savunan insanlar ortaya çıkmıştır. Ama başlangıç çizgisi TESEV'in Türkiye'nin batıyla bütünleşmesini savunmaktır. Bir ekip vardır, bir kadrodur bu. Ve bu kadro daha sonra kendi içinde de ayrışmıştır. Bakmıştır bir kesim, bu iş başka bir noktaya gidiyor, onlar bırakmışlardır. Tam tersine Türkiye'ye yanında sapında yer almışlardır. Sizce şunu sormak istiyorum. Bir gazeteci olarak gözlemleriniz sahada da olduğunuzda Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu helalleşmeyle ilgili ilk söylediği ilk çıkışı, ondan sonra atılan adımlar başörtüsüyle ilgili söylemleri, anayasal hakka kavuşturulması söylemleri, geçtiğimiz günlerde daha yeniden bu konuyla ilgili paylaşımları. Bunlar seçmene sizce geçebiliyor mu? Özellikle muhafazakar seçmene yönelik bu söylemlerin amacı tam olarak nedir? Yani ne hissediyor seçmen bunu gördü? Bir güven duyuyor mu? Yani bir şey temsil ettiğini düşünüp güven duyuluyor mu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu söylemleri ya da özellikle Kılıçdaroğlu'nun? Üstad sahayı çok daha iyi analiz ediyor. Sürekli geziyorlar ama çünkü şöyle bir seçmen profili vardır. Mesela örneğin Sayın Erdoğan bir açıklama yapar ama seçmen Sayın Erdoğan'ın açıklamasının yanı sıra aynı zamanda sahada karşılaştığı AK Partililerin tutumuna o paralellikte mi hareket ediliyor o düşünceler? Uyuyor mu, uyuşuyor mu? Yani hakikaten uygulanabilirliği var mı şeklinde bakılıyor. Seçmenin analizi budur ki ben de öyle bakarım. Bir de ağırlıklı. Hocam şey önemli orada. Mesela seçmenin baktığı esas mesele şu. Samimi mi? Ve o samimiyetin karşılığında bir gayreti görüyor muyum? Samimiyet ve gayreti. Dolayısıyla geçiyor mu? Geçirgebiliyorsanız siz. Evet. Ve Sayın Erdoğan'ın en büyük bakın en birinci sırada sayacağımız şey samimiyeti. Tabii. Ve sonra gayreti. 20 yıldır neden iktidar diye çok kısa bir cümlede bana sorsanız derim ki samimiyeti ve gayreti sebebiyle. Ve bir de liderlik vasfı. Ya o tartışmasız şunlar. Bir şey zaten ama hani şimdi oraya seçmen geleceğim. Kısmında önemlidir. Sayın Kılıçdaroğlu'na sizin söylediğinizle beraber şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'na Sayın Erdoğan'ın işte örneğini verdik. Sayın Kılıçdaroğlu istediği açıklamayı yapsın. Velev ki samimi olsun. Mış gibi oluyor işte. Velev ki samimi olsun. Birincisi Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söyleyen ama Sayın Kılıçdaroğlu'nu aslında isteyerek, severek oy vermeyecek. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığında konsolide edebildiği kitle sahada seçmenin, muhafazakar seçmenin karşı karşıya kaldığı kitle. Şimdi aynı samimiyeti orada görebilecek mi? Ben görebildiğini düşünmüyorum.
gördüğünü düşünmüyorum. Çünkü bunu nerede görüyoruz? Sahada birçok örnekte görüyoruz. 6 Mart akşamı başörtülü ki kadınlarımız isteyen başını örter, isteyen başını örtmez. Bu apayrı bir şeydir. Zaten biz bu tartışmaları geride bırakmıştık. Ondan sonra ama 6 Mart akşamı sosyal medya paylaşımlarında başörtülü kadınlara yönelik yaklaşımı gördükçe ve bunun sokakta da benzerini, daha fazlasını gördükçe muhafazakar seçmen bu cümlelere çok fazla itibar etmez. Az önce başka bir yönden bakabilir miyim, müsaade ederseniz? Süre. Başka bir konuya hocam geçeceğim. Evet, Selami hocama geleceğim şimdi. Ben bir başka konu çerçevesinde. Yani bu konudan çıkmadın ama. Hocadan sonra ben söz almak istiyorum.